Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, değerli başkanlarım, değerli konuklar, sevgili gençler, hepinizi Türkiye İlaçlar Meclisi adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başbakanım, teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. 60 bin ihracatçı adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. İnovasyon haftasını 3 yıldan beri düzenliyoruz. Hedefimiz inovasyon bilincini ve motivasyonunu her seviyede yaygınlaştırmak. Bu etkinliklerimiz artık geleneksel hale geldi. 2012'de ilkini düzenlediğimiz etkinliğimize tam 15 bin kişi katılmıştı. İnovasyona ilginin yarattığı duygular her geçen gün dalgalar halinde daha da yayılıyor. Geçtiğimiz yıl tam 26 bin kişi bizlerle birlikte oldu. Katlanarak artan bu ilgiye cevap verebilmek için bu yıl çok daha iddialı bir çalışma takvimi hazırladık. İnovasyonu Anadolu'ya yayma kararı aldık. İzmir, Ankara ve Gaziantep'te düzenlediğimiz İnovasyon Haftası etkinliğimize tamı tamına 18 bin kişi katıldı. İzmir'de ateşini yaktığımız inovasyon ateşi bizlere büyük umutlar verdi. 3 yıldan beri düzenlemiş olduğumuz inovasyon haftasında sanayi ile akademiyi, yaratıcılıkla tutkuyu, tecrübeyle vizyonu bir araya getiriyoruz. Dile kolay, 3 yılda 60 bin kişiyi misafir ettik. İnovasyon heyecanımıza ortak olan tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin olmasını mümkün kılan, başta Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ve ekibine, bakanlığımızın tüm değerli bürokratlarına ve muazzam gayret ve katkılarıyla bize ilk başından beri destek olan Arçelik'e, Türkiye Ekonomi Bankası'na, özellikle Türk Hava Yolları'na ve Sabancı'ya çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkürü de özellikle Türkiye İlaçlar Meclisi'nde İnovasyon Komitemize başkanlık eden Tahsin Öztürkiye ve ekibine ve Genel Sekreterliğimize ve bu yıl ilk olarak Hollanda bize partner ülke oldu. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Hollanda Büyükelçisi de aramızda. Ona da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başbakanım, kalemin kılıçtan, aklın paradan daha kuvvetli olduğunu bizlere açık seçik gösteren yeni bir bin yıla girdik. Türkiye'nin yaratıcı potansiyelini açığa çıkartmanın tek çıkış yolumuz olduğu bu bin yılın, bu topraklarda yaşayan insanların önüne koyduğu ana soru şudur. İnsan medeniyetine ne katacaksınız? Sizin alemet-i farikanız ne olacak? Evet, biz İnsan medeniyetine geçmişte çok şeyler katmış bir millet olarak bu bin yılda nasıl bir katkı sunacağız? Neyle övüneceğiz? Rabbin yarattığı insanoğluna neler teklif edeceğiz? Bizler bu sorulara cevap verebilmek için Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinde inovasyon ekosisteminin tüm taraflarını bir araya getirdik. Üniversiteler, teknoparklar, bilim teknoloji merkezleri, ARGE merkezleri, sanayiciler, girişimciler, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, ihracatçılar, yetişmiş insan kaynağımız bu ülkenin akıl sermayesini göreve çağıran, sesimize kulak veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gösterilen bu ilgi üniversite sanayi arasında köprü olma bizi son derece mutlu ediyor. Zira bu ekosistemin bu şekilde genişlemesi 2023'teki 500 milyar dolar ihracat hedefimizde olmazsa olmaz çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü biliyoruz ki 2023 yılındaki 500 milyar dolar ihracata, 2 trilyon dolar milli gelire ve sadece biz daha fazla üreterek değil, daha akıllı üreterek sağlayabiliriz. Dünyada ilk onu hayal ediyorsak, ilk on arasında olmayı gerçekleştirebilmek için
Bunu takipçi değil, taklitçi olarak değil, yenilikçi ve yaratıcı olarak başaracağız. İşte bu nedenle artık ana meselemiz Ar-Ge'de, inovasyonda, tasarımda, markalaşmada ve üniversite sanayi işbirliği atılımında çok büyük yollar almak zorundayız. Zira küresel ekonomik koşullar gün geçtikçe zorlaşıyor. Rekabet gittikçe acımasız hale geliyor. Görülüyor ki 2020'ye kadar küresel ekonomilerde oldukça türbülanslı bir dönem geçireceğiz. Zorluklar bizi bekliyor. Küresel talep zayıflıyor. Birçok endüstride kapasite fazlası oluştu. Standart imalat artık maalesef katma değer sağlamıyor. Tüm bu gelişmeler paralelinde Türkiye'nin jeopolitik avantajı da son 3 yıldır komşu ülkelerdeki gerginliklerin maalesef gölgesinde kalıyor. Ancak biz Türkiye ihracatçıları olarak son dönemde Orta Doğu'daki çatışmalara, Rusya ve Ukrayna gerginliğine, AB'deki duraklamaya rağmen ilk 11 ayın 10'unda rekor kırarak ihracatımızı artırmayı başardık. Yılın ilk 11 ayında ihracatımızı %4.4 artırdık. Son 12 aylık ihracatımız ise yaklaşık 158 milyar dolara ulaştı. Fakat biz Türkiye'nin kalkınmasının sevdalısı ihracatçılar olarak bu seviyedeki artışı yeterli bulmuyoruz. 2023'teki 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracat artış hızımızın tıpkı 2002-2013 yıllarında olduğu gibi %13'lere çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz bunu daha önce de zorlu koşullarda gerçekleştirdik. 2023'e giden son 9 yılda da başarının reçetesi belli. Bu hedeflere ulaşmak için yüksek teknolojili üretimin, üretim ve ihracattaki payını mutlaka ve mutlaka artırmamız gerekiyor. Bunu başarmak için de inovasyona ve Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. 2013 itibarıyla Ar-Ge'ye ayrılan pay yaklaşık %1 oldu. Toplam Ar-Ge harcamalarındaki ticari kesimin payı arttı, ancak Ar-Ge harcamalarının daha yüksek oranlara çıkarmamız mutlaka ve mutlaka gerekiyor. 2023 yılında ilk 10'da olabilmek için özellikle bu oranı %3'e getirme konusunda mutlaka adım atmamız lazım. Sayın Başbakanım, TOFAŞ'ın Doblo Amerika üretime başlangıç ve ihracat töreninde yaptığınız konuşmada ihracatla dünyanın her yerinde olduğumuzu söyleyerek bizlere onurlandırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kısa süre önce gerçekleştirdiğiniz ekonomide 25 maddelik reform planının reel ekonomiye ilişkin 9 ana maddesi açıklamanızı ve bilhassa gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi kapatmak için teknolojiyi etkin kullanmalıyız sözünüzü sonuna kadar destekliyoruz. Program açıklanırken yerli üretim, katma değer, inovasyon, bilgi ve teknoloji rekabeti, insan kaynağı konularının altı çizildi. Bu açıklamalar Türkiye'nin yeni bir hikaye yaratmasına yönelik bize çok büyük bir umut ışığı oldu. İhracatçı ailesi olarak bu programdan büyük heyecan duyduk. Eylem planını reel sektöre yeni bir sıçrama dönemi yaratabileceğini düşünüyoruz. Programa eğer dört elle sarılırsak, tıpkı 2002-2007 döneminde olduğu gibi yeni bir başarı hikayesi yazabiliriz. Zira sanayicimizin öncelikli sorunu da teknoloji ağırlıklı ve katma değerli üretim. İmalat sanayinin rekabet gücünde uluslararası sıralamalardaki konumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Böylelikle sanayide ve ihracatta yüksek katma değer yaratarak ihracatımızı daha karlı bir hale getirebiliriz. Karlılık, üretimin ve ticaretin temel motivasyonu. Bunu cazip hale getirdiğimizde Türk girişimcisi ve sanayicisi mutlaka gerisini getirecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ancak bu yatırımlar dünden bugüne netice alınabilecek, kısa vadeli beklentilere cevap verecek yatırımlar değil. Yüksek teknoloji ve katma değer için
daha uzun vadeli düşünmek ve her ölçekte firmayı bu sektörlerde yatırım yapmaya teşvik etmek gerekiyor. Sayın Başbakanım, öncelikli dönüşüm programlarında yer alan 2018'e kadar öncelikli sektörlerde Türk ürün ve marka sayısını artırma hedefini de çok hararetle destekliyoruz. Eylül ayı sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde Ekonomi Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte yaptığımız lansmanda yeni sloganımız ve marka kimliğimizle Turkey Discover the Potential rüzgarıyla önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz. Yeter ki sizlerin iradesi yanımızda olsun, sizlerin desteği yanımızda olsun. Buna inanıyoruz, güveniyoruz. Artık dünya markaları yaratma zamanı, dünya markalarına hakim olma zamanı. Bunun sinyallerini alıyoruz. Artık gerek teknolojide, gerekse markada tam bir eşiğe yaklaştık. Ve bir sıçrama yaparak bir üstlüğe çıkmaya hazırız. Artık sadece bir şeyleri hayal etmenin değil, yeni ve büyük işleri yapmanın zamanı. İnovasyonun altın çağında biz de yerimizi alalım. Teknolojide taşeronluk değil, orkestra şefliği yapalım. Her şeyi burada üretemezsek ve birçok ürünü burada tasarlayabilir, geliştirebilir ve birleştirebiliriz. Yüksek katma değer sağlayan teknoloji üretiminde Türkiye, gelişmiş ekonomilerin yaptığı gibi tedarik zincirinde başarılı işlere imza atabilir. Nitekim ülkemizde akıllı telefon üretimine yönelik güzel girişimlere imza atılmaya başlandı. Bisküvi üretiminde dünyanın zirvesine çıktık. Türk Hava Yolları ulaştırmada dünyanın zirvesine oynuyor. Dayanıklı tüketimde, elektronikte saygın bir oyuncu olduk. Tüm benzer endüstrilerde, savunma sanayinde, havacılıkta, telekomünikasyonda, medikal teknolojilerinde, elektronikte ve otomotiv üretiminde Türkiye kendi markalarını yaratabilir. Bu yılın üçüncü çeyreğinde başlattığımız 2023 Ulusal İnovasyon Strateji çalışmamızı da 26 farklı sektörde şekillendirdik. Tüm sektörlerdeki yeni nesil teknolojileri, trendleri ve oyunun kaderini değiştirecek yenilikleri dikkatle inceledik. Yakında çalışmamızın bulgularını sizlerle paylaşmış olacağız. Sayın Başbakanım, değerli konuklar, hep vurguladığımız gibi bizler Türkiye'nin cari açığı değil, Türkiye'nin inovasyon açığı var problemi olduğuna inanıyoruz. İnovasyon açığını kapatmanın 3 temel yolu olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birincisi, ülkenin yaratıcı potansiyelini açığa çıkarmak. İkincisi, açık inovasyonla kolektif zekaya, başarıya odaklandırmak. Üç, bu potansiyeli keşfederek ticari inovasyona dönüştürebilmek. Bunun içindir ki inovasyon açığını kapatacak en doğru yatırım yarının inovatif liderlerini yetiştirebilmektir. İnovasyonun başladığı nokta statükonun üstün liderlikle sorgulandığı ve yıkıldığı anlar. Bu ürünle, çözümle, süreçle ilgili yanlış olan nedir sorusunu sorabilmek ve sürekli gelişimin ilk adımını atabilmek. Bu soruyu sorabilecek bir şeyi değiştirmek isteyen çift kanatlı liderler, mühendisler, matematikçiler, elektronikçiler, malzeme mühendisleri, işletmeciler, psikologlar ve ekonomistler yetiştirmeliyiz. Bu soruyu sorabilecek özel ihtisas projeleri olan belli sektörlerde derinleşmiş üniversiteler geliştirmek. Tüm bunlar için mutlaka ve mutlaka bir zihniyet devrimi gerekiyor. Eğitimi sadece okul duvarları içinde görmemeliyiz. Güçlü mesleki eğitim ve planlamayla ülkenin insan kaynağının daha nitelikli hale getirildiği yeni ve kapsamlı bir yaklaşım gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında 2023 Ulusal İstihdam Planı'nın uygulamaya geçirilmesi de bizim için hayati bir önem taşıyor. Sayın Başbakanım,
inovasyona, Ar-Ge'ye, tasarıma ve markalaşmaya, yani yüksek katma değerli üretime yönelik Anadolu'daki tüm etkinliklerimizde büyük bir heyecan gözlemledik. Bu heyecan bugün zat-ı halinizin vereceği ödüllerle iyice artacak. Bir, Ar-Ge liderliği ödülü. İkinci ödülümüz müşteri odaklı hizmet geliştirme ödülü. Üçüncü ödülümüz KOBİ ve girişim bankacılığı ödülü. Dördüncü ödül uluslararası alanda en başarılı şirket ödülü. Beşinci ödül teknoloji geliştirmede liderlik ödülü. Altı, marka geliştirme liderlik ödülü. Yedi, tasarım geliştirme liderliği ödülü. Sekiz, yılın en inovatif girişimi ödülü. Dokuz, yılın en aktif melek yatırımcı ödülü. Sahiplerini bulacak. Ödül alacak firmaları şimdiden tebrik ediyorum. Biz inanıyoruz ki insanlarımıza ve kurumlarımıza içlerindeki en iyi olabilme imkanını tanımamız gerekiyor. Gerisi mutlaka gelecektir. Vazgeçmeden dirayetle yolumuza devam edeceğiz. Edison'un dediği gibi en büyük zaafımız kolay vazgeçmemizdir. Başarının emin yolu her zaman bir kere daha denemektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye İnovasyon Haftası'na başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bakanlarımıza, başkanlarımıza ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.